faizciler hepsi Amerika ile işbirliği halinde. Çünkü Amerika Türkiye'yi bölerken sıcak parayı veririm, siz de bu faizlerle büyük komisyonlar alırsınız, Türkiye'yi de parçalarız. Bu sistemi kurmuş. Kim kurtaracak Türkiye'yi? Yine o cefakar, çalışkan, bu millet, Mehmetçik, Mehmetçiyim diye yürüyen bu millet. Mehmetçiyiz diyor. Gene zorluklarla karşılaştık. Gene zorlukların üzerine gideceğiz. Gene zorlukları yeneceğiz. O zaman Kurtuluş Savaşı'nda savaşarak yaptık. Sonra ekonomik zorluk. Sizin için mal mülk sahibi olmak ne demek? Yani tam köy üstlerinden bahsetmişken bunu sormadan yapacağım. Kusura bakmayın ama şimdi, mal mülk sahibi olmak ne demek? Trabzon'da Hazreti mal mülk sahibi olmak ne demek? Hazreti Ömer için mal mülk sahibi olmak ne demek? Atatürk için mal mülk sahibi olmak ne demek? Yunus Emre için mal mülk sahibi olmak ne demek? Bakın dünyadaki erdemli, büyük, faziletli insanlar, büyük dava adamları, Einstein için mal mülk sahibi olmak ne demek? Bakıyorsunuz Einstein'ın bir tane kumlu ceketi var. Bütün resimlerde o kumlu ceketi, diyorsun ya bu adamın başka ceketi yok muydu? Ama dünyanın en büyük fizikçilerinden büyük alim. Atatürk çok müthiş. Trabzon'da kaldığı bir konak var. O Trabzon'a gittiği zaman bir çok önemli bir söz söylemiş ve oraya yazmışlar. Hatta ben onun fotoğrafını çektirdim. Beni çok etkiledi o söz. Atatürk diyor ki mal ve mülk sahibi olmak benim canımı sıkıyor. Ve neyim var neyim yok milletime bağışlıyorum. Bakın. Atatürk'ü hatırlayın, bir yetim. Ondan sonra büyük zorluklar içinde hayatı geçiyor. Malı mülkü olsa ne olacak? Cephelerde, savaşlarda hayatı geçmiş. Bitlis cephesinde, efendim Çanakkale cephelerinde hayatı geçmiş Atatürk'ün. Ve 1918 o büyük yenilgiden sonra Suriye cephesinden İstanbul'a gelecek. Yol parası yok. Koskoca general. Yol parası yok. Atını satıp İstanbul'a geliyor. Koskoca general. Öyle mi? Evet. 1918 yılında Mondros mütarekesinden sonra biliyorsunuz o Suriye-Irak cephesindeydi. Ve İstanbul'a dönecek. Parası yok. Koskoca bir Osmanlı generalinin İstanbul'a dönecek parası yok. Atını satarak İstanbul'a dönüyor. Böyle bir insan. Hazreti Muhammed'i düşünün. Ne diyor sofradan? Yarı tok kalkacaksınız. Hem sağlık bakımından çok güzel bir öğüt, hem de hani aç olan insanları düşünmek. Veya Hazreti Ömer ne diyor? Eğer komşum diyor açsa ben topla tamam. Ben diyor gece uyumak bana haram diyor. Şimdi bu insanlar için mal mülk sahibi olmak ne demek? En büyük mal mülk nedir? Gönül zenginliğidir. Kardeşliktir, beraberliktir, paylaşmaktır. En büyük güzellikler bunlardır. Hacı Bektaş Veli'yi düşünün. Çamaşır, Hacı Bayram Veli'yi düşünün. Çamaşır saltına katılırmış. Yani çamaşır yıkamasına katılırmış. Hacı Bektaş Veli'yi düşünün. Bunlar insanlarla beraber çalışan, eden. Yunus Emre'yi düşünün. Saltuk Emre 40 yıl Yunus Emre tekkeye odun taşıyor. 40 yıl onu gözlüyor. Ve Saltuk Emre diyor ki 40. yılın sonunda bir şey dikkatimi çekti diyor Yunus Emre'ye. Sen diyor bir tane eğri odun getirip sokmadın diyor. Yani ocakta yakılacak odunu bile diyor ki bu ocağa diyor odunun bile eğrisi giremez. Şimdi bakın burada iki tane muazzam olay var. Biri 40 yıl sabreden bir Saltuk Emre var. Birinci yılda sormuyor, hiç odunun eğrisini getirmiyorsun diye. 40. yılın sonunda soruyor. Muazzam bir deneme, muazzam bir... Bu bir halk hikayesi olsa da, bir halkın bunu icat etmesi bile muazzam bu şey. Şimdi bunlar için mal mülk ne? Ne var? Gönül zenginliği. Büyük yazarlara bakalım.
büyük müzisyenlere bakalım, büyük sanat insanlarına bakalım, büyük alimlere bakalım, peygamberlere bakalım, büyük devrim önderlerine bakalım. Bunlar için mal mülk sahibi nedir? Bizim milletimiz, bakın hiçbir milletin ben bu kadar güzel bir sözünü tasavvur edemiyorum. Ne diyor? Kefenin cebi yoktur. Bakın abi, üç sözcük. Kefenin cebi yoktur. Hakikaten kefene cep dikilmiyor. Öbür dünyaya giderken dünya malınızda, mülkünüzde, yani dünyada ne kalıyor? Baki kalan bu kubbede bir hoş seda. Hoş sedaymış. Yani o koca şair Baki, padişahın şairi, o bile en sonunda ne diyor? Baki kalan bu kubbede bir hoş sedaymış. Yani hangi sedayı, hangi sesi bıraktın bu gök kubbeye? Yani ne yaptın? Hangi işi becerdin? Ve Kanuni Süleyman'ın da o hastalandığı zaman söylediği şey, yani olmaya devlet çağında bir nefes, yani herkes devlet, yani devlet ve mülk sahibi olmaya özenirken, değil mi? Bir nefes, evet, saat gibi. Bir nefes saat gibi. Yani nedir? Kardeşçe yaşamak, sağlıklı bir şekilde diğer insanlarla paylaşarak. Malla mülkle ne yapacaksınız? Ha, nedir? Sağlıklı bir şekilde yaşam koşullarımızı sağlayalım. Bir barınağımız, evimiz olsun, orada insan gibi yaşayalım. Ondan sonra onun ötesinde sanat, kültürle ilgili imkanlarımız olsun, kitaplarımız olsun, müzik dinleyebilelim, diğer bizi medeniyetle birleştirecek olan araçlarımız olsun. Spor yapabilelim mesela. Sporumuzu yapalım. Zenginlikler bunlar. Arşimed'i düşünün. Arşimed'i düşünün. Adam kumun üzerinde Sicilya'da geometri problemleri çözüyor. Romalı asker geliyor, tepesine dikiliyor. Kaldırıyor kafasını. Romalı askeri görüyor. Ne istersin falan. Koca Arşimed büyük alim. Gölge etme diyor, başka bir şey insan ister. Yani Roma imparatorundan Arşimed, bana hanlar ver, hamamlar ver, saraylar ver demiyor. Gölge etme diyor. Ben burada geometri problemini çözüyorum diyor. Demek ki büyük olmak için böyle düşünmek tabii gerekiyordu. Tabii. Yani bu küçük insanlar büyük zenginlikler peşinde koşar. Toplumun zenginlik peşinde koşması ve toplumu zengin etmek büyük bir idealdir. Ama birey olarak ben bu millet aç yatarken veya benim yurttaşım böbreğini satarken, benim yurttaşımın damından su damlarken gece konduda, benim yurttaşım seller altında kalırken Edirne'de, ondan sonra efendim benim bilmem saraylarım var, hanlarım var, benim Mehmetçiğim kurşunlanırken, şehit olurken, ben İstanbul'da düğünler, dernekler, cazlar, sazlar, bilmem ne falan. Nasıl? Bu insanlar mutlu değil. Bakın, parayla saadet olmaz diyor ya, bu da evet, çok güzel. Yani. Evet. Bu insanlar mutlu değil. Ama siz, biz mutluyuz. Siz Manavgat'ta bir şehidin annesini ziyaret etmişsiniz, evet, ve o ev gerçekten dökülüyordu. O şehidin annesi daha sonra Mehmet Ali Şahin'e bir söz söylemişti. Mehmet Ali Şahin benden ne istiyorsun diye sormuş. Hani Arşimet hikayesine benziyor, evet, bir şey. Belki Arşimet kadar büyük, evet, bilim adamı değildi ama, evet, bir şehit annesi mektep yap dedi benim köyüme, evet, dedi. Evet. O hanıma. Şimdi evet, onunla bir şehit ailesine gidiyorlar. Bakın bu da bir görgüsüzlük. Öyle mi? Bir şehit ailesine gidip de benden ne istiyorsun? Sana ev yapalım, bilmem ne yapalım, halı alalım, bilmem ne. Bu da büyük görgüsüzlük. Ve büyük haksızlık. Ve bir ananın yüreğindeki büyük acıyı duymamak, anlamamak. Kafalarında paradan başka bir şey olmadığı için onların, maldan mülkten başka bir şey, yavrusunu kaybetmiş. Yavrusunu kaybetmiş. Yanıyor o ananın yüreği. O anaya diyorsun ki sana ev yapayım, yok sana buzdolabı alayım. Daha ne verecek değil mi yani yavrusunu verdikten sonra? Yani. Hayır. Onun yerine onu koyabilir misin? Koyabilir misin? Bu kadar yani görgüsüzlük, bu kadar hakaret, bu kadar anlayışsızlık, bu kadar vicdansızlık olabilir mi?